Arkadaşlar merhaba. Çözüm 3D yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Trigonometri bölümü test 8'deyiz. Öncelikle kanalıma abone olmadıysanız abone olur desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar burada daha çok toplam fark formülleri üzerine giden bir test ve yarım açı formülleri. Sin 20 cos 40 cos 20 sin 40. Bakın sin A cos B artı kosinüs A, sinüs B. Bu neyin açılımıydı arkadaşlar? Sinüs A artı B'nin. O zaman şu A, bu B ise sinüs 20 artı 40'tan 60, sinüs 60'tı biliyorsunuz. 43 bölü 2. Evet, tanjantın formülü. Arkadaşlar tan A eksi tan B bölü 1 artı tanjant A çarpı tanjant B. Bu neyin açılımıydı? Tanjant A eksi B'nin. Yani tanjant 80 eksi 20'den 60 oluyor. Tanjant 60'tı arkadaşlar. Kök 3. U arc kosinüs kök 3 bölü 2. Şimdi arc kosinüsün görüntü kümesini arkadaşlar şu bölgeden buluyorduk. Kosinüsü kök 3 bölü 2 çıkan açı. 150 derece. Normalde 30 derecelik bir açı. Pardon. Pozitif olduğuna göre direkt 30 derece. Özür diliyorum. Eksi kök 3 bölü 2 olsaydı 150 derece olacaktı. Dolayısıyla bu 30 derece. Arc sinüs eksi 1 bölü 2. Arkadaşlar arc sinüsün görüntü kümesine buradan bakıyoruz. Eksi 1 bölü 2 olması için bunun eksi 30 derece olması lazım. Sinüsün eksi olduğu bölgeye, 3. bölgeden bakmıyoruz. Bunların tanım ve görüntü kümelerine çok dikkat edin. Arc sinüs ve arc tanjantın şu sağ tarafta. Dolayısıyla bu eksi 30 derece. Arc kotanjant eksi 1. Kotanjantın yine görüntü kümesi buradan. Eksi 1 olması için burada 45 derecelik açı yapması lazım. İkinci bölgede. Yani 135 derece olması lazım. Şimdi U 30 artı T 135. Eksi H eksi 30. Ne oldu arkadaşlar? 60, 90. 220. 5 derece. 5, 9, 3, 4, 2. Evet 225 derece oldu. Bu ifadenin değeri nedir diyor. Şuraya pi 180 yazarsak 180 bölü 12 15. 15 13 çarpalım. 3 kere 5 15 3 kere 3 4. 195. Bir işlem hatası mı yaptık diye bakıyorum. Arc kosinüs kök 3 bölü 2 30 derece. Arc sinüs eksi 1 bölü 2 eksi 30 derece. Arc kotanjant eksi 1 45 derece açı yapacak. 135 derece. U ve T'yi topluyoruz. 135 artı 30. 165 derece. Ha, pardon özür diliyorum. Burası 195 dereceymiş. 135 artı 30. 165 eksi eksi artı olduğu için 195 derece. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız 180 bölü 12. 15. 15 çarpı 13 de 195 derece oluyor. Sin x eksi cos x 1 bölü 4. Sinüs 2x kaçtır? Arkadaşlar her iki tarafın bir karesini alalım. Güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Sin kare x eksi 2 sin x cos x artı cos kare x 1 bölü 16. Sin kare x artı cos kare x 1 arkadaşlar. 2 sin x cos x sinüs 2x'in açılımıdır. 1 bölü 16. Yer değiştirirsek 1'den 1 bölü 16'yı çıkarsak 15 bölü 16. Bu da sinüs 2x bize de onu soruyor. 5. sorumuz. Hangileri rasyonel sayıdır? Yani kök dışına çıkar demek istiyor burada şair. 2 sin x cos x arkadaşlar bu. Şimdi sin x 1 bölü kök 5 ise karşı bölü hipotenüs 1 bölü kök 5. 5'ten 1 çıkıyor 4 burası da 2. Şimdi sin x 1 bölü kök 5. Kosinüs x arkadaşlar 2 bölü kök 5. Çarptığımızda 5 4 bölü 5. Bu rasyonel. Tanjant x 1 bölü 2 bu rasyonel. Cos 2 x arkadaşlar 3 tane biliyorsunuz. Yarım açı formülü var. Biz şunu kullanalım. 2 cos kare x eksi 1. Cos x 2 bölü kök 5 olduğuna göre karesi 4 bölü 5 eksi 1. 8 bölü 5 eksi 1. 3 bölü 5. Bu da rasyonel. 3'ü de rasyonel arkadaşlar. 0, 2 pi aralığında kaç kökü vardır? Arkadaşlar sin 2 x'in sinüs pi bölü 6'ya eşit olmasını istiyoruz. Yani 30 dereceye. Şimdi o zaman 2x'ye 30 derece olur. Artı 360k. Sinüsü denklemlerde ne yapıyorduk? Bir de bütünlerine eşitliyorduk. Yani sinüsü arkadaşlar 30 olabileceği gibi 150 derece de olabilir. 2x'in.
Peki buradan x ne olur arkadaşlar? 15 artı 180k. Buradan x ne olur? 75 artı 180k. Buradan bir 15, bir 195 olabilir. Bir 180 daha eklersek 360'ı geçer. Buradan bir 75 olur. Bir de 255 derece olur, evet. Bir 180 daha eklersek yine 360'ı geçer. 4 tane kökü vardır. Sinüsü denklemlerde sin x eşittir sin alfa ise x ya alfaydı artı 360k ya da x 180 eksi alfaydı arkadaşlar artı 360k. Kosinüs denklemlerde ise bir alfaya bir de eksi alfa eşitliyorduk. Yedinci sorumuz. Merkezden eşit uzaklıktaki A ve B noktalarında kuşlar varmış. Uçan kuşlar. Birinin yaptığı açı alfa, diğerinin yaptığı açı 2 alfa. A noktası 30'a 40 noktasına karşılık geliyormuş. Yani bunun x'i 30, y'si 40, burası da 50. Bize B noktasının apsisini sormuş. Sayın arkadaşlarım, B noktasının apsisini bulmak için ya sinüs ya kosinüs birinden faydalanacağız. Şimdi biz burada neyi, hepsini biliyoruz esasında. Mesela sinüs 2 alfa karşı bölü hipotenüs 4 bölü 5. Kosinüs 2 alfa, komşu bölü hipotenüs, bu da 3 bölü 5. Bize bunun şeyi lazım. Nedir o? Alfa derecesi lazım. Şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Kos 2 alfa yerine 2 kos kare alfa eksi 1 yazıyorum. 3 bölü 5. Yarım açı formülü yaptım. Eksi 1'i buraya artı 1 olarak attım. 2 kos kare alfa 8 bölü 5. 2'ye böldüm. Kos kare alfa 4 bölü 5. Kos alfa 2 bölü kök 5, yani 2 kök 5 bölü 5 oluyor. Peki bir dürbünün görüntüsü verilmiştir. OB doğrusunun x ekseni yaptığı açının katıdır. Peki A noktası 30'a 40 noktasına denk geldiğine göre B'nin apsisi nedir diyor. Peki merkezine eşit uzaklıkta demiş arkadaşlar. O zaman burası yine 50 olacak. Ve kosinüsü de 2 kök 5 bölü 5 olacak. Şuraya x diyelim. Komşu bölü hipotenüs x bölü 50. 2 kök 5 bölü 5 dersek şununla şu sadeleşir. 10. X buradan 20 kök 5 olur. Sol tarafta olması sebebiyle de x olur. Kos 56 u olduğuna göre sin 68 ifadesinin u türünden eşiti nedir? Arkadaşlar kos sin 68 aynı zamanda kos 60, 70, 80, 90. Kos 22'ye eşittir. Ya da kos 56. Yani U. Sin 34'e eşittir. Bakın şimdi ilişkiyi yakaladık. Bu sin 34 uymuş. Sin 68 bize soruyor. 2 katı. Sinüs 68'i sinüs 2x, yani 2 sinüs x, kosinüs x diye yazabildiğimiz gibi onu da 2 sin 34 ve cos 34 olarak yazabiliriz. Sinüs 34 uymuş arkadaşlar. Hemen bir üçgen çiziyorum ve 34 yazıyorum. Sinüs karşı bölü hipotenüs u bölü 1. Bu da 1 eksi u karenin karekökü. O zaman kosinüs 34 karekök içinde 1 eksi u kare oluyor. 2 u 1 eksi u kare. Cos kare art tanjant 1 bölü 2. Arkadaşlar şu bir açı sonuç olarak. Alfa açısı diyelim. Ve bu alfa açısının tanjantı 1 bölü 2'ymiş. Şurası da kök 5. Şimdi kos kare alfayı soruyor bize. Kos alfa arkadaşlar 2 bölü kök 5 olduğuna göre bunun karesi 4 bölü 5. Arkadaşlar LC 50'ymiş. DC 130. O zaman şurası 125, 12, 13 üçgenim. DC 130 demiştik. EK 150. BK 200. Şimdi bize tanjant BAC açısını sormuş. Bakın şuraya alfa dersem, buraya beta dersem, şurası 180 eksi alfa artı beta. Ve bana tanjant 180 eksi alfa artı betayı soruyor. Bu da eksi tanjant alfa artı beta demektir. Şimdi tan alfa artı betayı bulalım ve onun eksi değerini istiyor. Neydi bunun formülü arkadaşlar? Tan alfa tan beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tanjant beta. Tanjant alfa 15 bölü 20, sadeleştirirsek 3 bölü 4.
artı tanjant beta 12 bölü 5. Bölü 1 eksi bunların çarpımı 36 bölü 20. Arkadaşlar şurada payda eşitlersem 15, 48 daha, 48, 58, 63 bölü 20. 20'den 36 çıkarırsak arkadaşlar, eksi 16 bölü 20, şunlar sadeleşti. Eksi 63 bölü 16. Ama bakın bizimkinin önünde de bir eksi vardı. Yani şurada bir eksi vardı. Dolayısıyla 63 bölü 16 çıkar. 11. sorudayız. Arkadaşlar burada 1 bölü 16'yı eşitmiş. Ben bunun her iki tarafını 2 ile çarpıyorum. 2 sin a cos a ne eşittir? Sinüs 2 a'ya. Burası da ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 8. Şimdi pardon kameraya vurduk. Burası sinüs 2 a. Burada payda eşitlersem arkadaşlar 1 eksi 2 sin kare a bölü 2 olur. 1 eksi 2 sin kare a'nın eşiti kosinüs 2 a'dır. Bölü 2. Yine 1 bölü 8 duruyor. Şimdi burayı 2 yapabilmek için, bölü 2'yi de yok etmek için her iki tarafı 4 ile çarpıyorum. Şununla şu sadece işte 2 sin 2 a kos 2 a. Arkadaşlar 2 sin x cos 2 sin 2 x'i burası sin 4 a'dır ve 1 bölü 2. Cevabımız a. 12. sorumuzdayız. İkinci dereceden denklemin birbirine eşit iki kökü vardır diyor. Yani delta eşittir 0 demek istiyor. B kare 2 eksi 4 a c cos m eşittir 0. Kosinüs m 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla m aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kosinüs 1 bölü 2 olarak aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Seçeneklere bakmamız lazım. 180 bölü 3 60 300 derece diyor. Arkadaşlar 300 derece şuraya denk gelir. Diyelim ki şurası 300 derece. Burada 60 derecelik bir açı yapar. Kosinüs 60'ın eşitidir. Bakın kos 60 ile kos 300 birbirine eşittir. Dolayısıyla o da 1 bölü 2. 12. ve son sorumuzdayız. 13. pardon. Şimdi arkadaşlar AE uzunluğu sin 63. Burada AB uzunluğu sin 27. AC uzunluğu sin 18. BC uzunluğu pardon. Şimdi burada hacmini sormuş. 3 boyutunu çarpın demek istiyor tabii. Sin 63, sin 27 ve sin 18 şeklinde yazmış. Şimdi ben bu sin 63 yerine bunu 90'a tamamlayan cos 27 yazabilirim. Sin 27 duruyor ve sin 18 duruyor. Arkadaşlar şunu 2 ile çarpalım ve 2'ye bölelim. Şurası ne olur? Sin 54. 2 sin x cos x sin 2 x. Burada sin 18 duruyor. Bölü 2. Şimdi ne yapalım? Sin 54 yerine cos 36 yazıyorum. Sin 18 bölü 2. Ve bunu 2 arkadaşlar şöyle 2 cos 18 ile çarpıyorum ve 2 cos 18 ile bölüyorum. O zaman ne oldu arkadaşlar şurası? 2 sin 18 cos 18 sinüs 36 oldu. Sin 36 en son durumu şuraya yazayım. Sin 36 cos 36 var yukarıda. 2 sin 18 cos 18 cos 36 sin 36 oldu cos 36 var. Aşağıda 4 cos 18 var. Bu ifadeyi tekrar 2 ile çarp 2'ye bölüyorum. Şurası ne oldu arkadaşlar? Sinüs 72. Alt tarafta 8 cos 18. Şunlar 90'a tamamladığı için birbirlerini götürürler. Cevabımız 1 bölü 8 çıkar. Evet, bu videomuz da burada bitti. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum.